Merhaba arkadaşlar, bu dersimizde Primary Units bölümüne geçelim. Engineering, Architectural, işte inçli falan, Fractional, 28 bölü 1 bölü 4, Windows Desktop, Scientific, bilimsel, biz desimal kullanıyoruz format olarak. Precision, hassaslık değeri, virgülden sonra kaç hane. Decimal spreader ayrıcı, yani desimal bir ölçü kullandığımız için başka bir şey kullansaydık mesela bu kapanıyor. Desimal bir ölçü kullanacaksan ondalık olarak nasıl bir ayraç stili kullanayım diyor. Bakın ben tıkladığımda şuradaki 28,22 oldu. Virgül koydu. Şurada boşluk bıraktı. 28 boşluk 22 oldu. Periyot da noktalı şekilde koymaya yaradı. Şu round off'ta mesela 0,05'ten şuradan sonra artık bir üst basamağa veya şöyle olduğunda artık bir üst basamağa doğru yuvarlaş şeklinde yuvarlama katsayısını ayarlamak için yuva nereden sonra hani bir üste ayarlayayım 0,5'ten sonra şu 0,005'ten sonra şuna bir üstüne yuvarla gibi. Prefix yazının önüne bir şey yazmak istiyorsanız şöyle bir şey diyelim. CG Studio'nun kısaltılmışları koyacağız mesela. Altına tıkladığımda şöyle bakın CGS 28-22. CG2235 gibi veya işte atıyorum bunu her bölgede farklı bir şey yapacaksanız sehpa için bu ölçüleri kullan. Başka bir yere gittiğinde mesela atıyorum bunların hepsini veya bu bir harita çizimi olabilir. Bölge için mesela Beykoz ölçüleri mesela anlatabildim mi? Böyle şeyler olabilir ya. Yeri geliyor bazen kullanıyor insan. Suffix'te sonunda ne kullanacaksın? Buna birim de yazabilirsin. Milimetre dersin. Bak şimdi milimetre olacak. Milimetre olur. Santimetre dersin. Santimetre olur. Parantez içinde değişebilir dersin. Değişebilir dersin. Değişebilir yazar arkasına. Mesela bunu dersek hepsi değişebilir olacak ya. Değişebilir dersek hani birine not bırakıyoruz. Kendimize not bırakıyoruz belki. İşte gelirsiniz birkaç tane açarsınız burada. Tamam. Mesela şunlar sabit kalır. İşte bunlar şu olsun mesela. Standart olsun. Şu da bizim öteki segment. Bu x değişebilirmiş. Hani şu x'ini seçip işte mesela hepsi sabitmiş, standartmış diyelim. Tamam, hepsi standart olsun. Şu x'i değişebilirse eğer öyleyse gelip mesela CG Studio'da tıklayıp bak bu değişebilirleri hani adam ayarlamış diyebilirsiniz. Tamam, buradan böyle kendiniz için başka katmanlar da oluşturabilirsiniz. Tekrar Manage Device Style deyip Modify deyip şuna gelelim. Burası ölçü. Ölçü scale'ini ayarladığımız yer arkadaşlar. Sadece layout ölçülerinde kullan dediğimizde buna tıklıyoruz. Zero Separation Leading Trailing olarak iki bölümde. Birincisi başındaki sıfırları kaldırır. İkincisi sondaki gereksiz sıfırları kaldırır. Bunu denemek için de hassasiyet ayarlarımızı şöyle 3 tane yapalım. Okey diyelim. Close diyelim. Şimdi burada ölçüsü 0 olan örneğin bakın şunu alıp bakın bunları seçip bunların hepsini CG Studio standartına getirelim. Şimdi CG Studio standartında da hala değişebilir yazısı varmış. Bunu alıp Dimension Style'ını modify deyip şu değişebilir'i şöyle sileyim şuradan. Şimdi buradan bakın OK dediğimde, Close dediğimde gördüğünüz gibi gereksiz bir şekilde 150'den sonra 3 tane hani hassasiyeti 3 tane ayarladık diye 3 tane 0 koymuşlar. Enter deyip Modify deyip bunu Trailing yaptığım zaman OK dediğimde Close hop gitti. Gereksizler gitti. Ama eğer bu şöyle çok az bir şey aşağı çekeyim bir şey ifade etmek istiyorum. Eğer bu şöyle bakın noktadan sonra böyle haneli bir şey olsaydı onu gösterecekti. Ama bunu şuradan tutup tekrar şuraya getirdiğimde tam 150'lik bir birime oturttuğum için sonrası 0 olduğu için göstermek istemedi. Ölçüyü de elle girebilirsiniz. Bak şöyle bir şey. Şunu anlatmadım ama anlatmış olayım mutlaka. Tıklayıp bir ölçü girmek istiyorsanız diyelim bir tıkladınız ikincisi ne kadar ölçü alacağım. Aynı line gibi 100 enter derseniz 100 birimlik bir ölçü koyar. Ne kadar çekeceğiniz size kalmıştır. Hiçbir şey olmasa bile bir ölçünün birimini çizebilirsiniz. Aynı mantıkla tıklayayım ve 0,5 diyeceğim. Enter diyeceğim.
Tıklayacağım. Şöyle 0.5 gibi bir küçücük bir birim oluşturdum buraya. Deenter dediğimde ve Modify bölümüne gelip Dinging'i seçtiğimde OK dediğimde bakın Close 0.5 olarak gösteriyor. Bu çok fazla kullanışlı olmasa da bunu kullanmayın açıkçası. Ama şu kullanılabilir. Tamam mı? Bunu da anlatmış olalım. Gelelim şuraya. Şimdi şöyle bir şey var arkadaşlar. İngilizce bilmiyorsanız da bazı kelimeleri öğrenin. Bilenler için kolay, bilmeyenler için ise birkaç kelime öğrenmek hiç de zor bir şey değil. Angular Dimension açı, ölçü, açı ölçüleriyle ilgili birim demek ki. Hemen bir mantık kuralım. Units format, açılarla ilgili format. Açılarla ilgili birimler. Desimal. Şimdi şu dereceye bakın arkadaşlar. Bakın derece. Gradyan bir radyus gösteriyor. Radyan mesela. Gradyan da 67 gradyanmış şu derece. Desimal 60 derece kaç gradyanmış? 67 gradyanmış mesela. Bu da burada da hangi açı birimini kullanacaksanız onu gösteriyor. Precision değeri yine hassasiyet değeri 59,999 bak. Şuraya bakın. Şunu tekrar sıfır yapalım. Zero separation, leading ve trailing değerleri de işte açının önündeki sıfırı sil, açının arkasındaki sıfırı sil diye geçer. Hani açınız 60,000 göstermez trailing yaparız. 60 gösterir. Şunu da 0,06 göstermez de basarsanız 0,6 gösterir falan gibi. Bu da açılarla ilgili olan bölüm. Primary units de böyle arkadaşlar. Gelelim alternate units'e. Bu bir tane daha çizimimizin yanına birer tane daha ölçü göstermeye yarar ve alternatif birimleri gösterir. Yani alternatif bir birim daha sunar. Normalde kapalıdır ve görünmez. Buna tıklarsanız bunların hepsi aktif olur. Zaten tıklar tıklamaz şöyle ön izlemesinde de görürsünüz. OK diyelim. Close diyelim. Ve bakın burada hemen bir şeyler değişti. Ne değiştiğini söyleyeyim. Şimdi normalde bunun ölçüsü 233,933'müş. Bunu şöyle yapalım. Deenter diyelim. Şöyle modify diyelim. Bakın burada bu ne demek? 25,4 katıyla çarpıyorum. Esas değeri 25,4 katıyla çarpıyorum demek. Ben bunu 2 katı dersem bunun esas değeri 2 katıyla çarpacaktır. Decimal, Engineering, Architectural yani diğer birimlerde de göstermek isterseniz, diğer şekillerde de göstermek isterseniz örneğin şöyle göstermek isterseniz, Engineering bölümünde göstermek isterseniz hem işte normal görüntü hem de Engineering olarak da hani belki uluslararası bir firmada çalışıyorsunuzdur. Hani biz buna alışmış haldeyiz, desimale alışmış ama diğer şu şekilde kullananlar da vardır diye onlar da anlarsın diye alternatif birimlerde kullanmak istiyor olabilirsiniz. Hani bunu bir yaparsanız zaten aynısı gelir. Okey diyelim mesela, okey deyip close diyelim. Şimdi bunu 233,933 okumayı bilen adam veya bilmeyen adam şuradan da bunun aynen bu şekilde olduğunu bilir. Veya D diyeyim mesela, tekrar de enter diyeyim, modify diyeyim. Şöyle bunu 2 diyeyim. Bunu 1 diyeyim. Mesela şunun aynısı olduğunu bir ispat edeyim. Close diyeyim. Close diyeyim. Bak aynısıyla bir daha çarpmış oldum. Bunu D diyeyim. Şunun modify deyip şunun precision değerini şuradan 2 diyeyim. Veya bunu kapatayım. Precision değeri virgülden sonra olmasın. 0 diyeyim. Modify ile gelip alternatif ünitenin de precision değeri 0 olsun. Şöyle 1 dediğim zaman bakın kendi ölçüsünü buraya yazar. D deyip modify deyip mesela diyelim başka bir yerden gelen bir arkadaşımız için şöyle çalışan biri için şu şekilde birimlere alışan biri için close yaptığımızda bu şekilde bunun okuması şunu kullanabilir. Deenter deyip modify deyip veyahut şöyle bir şey olabilir. Yani bunu kullanım amacı çok çeşitli. Şöyle bir makine parçası iman edeceğiz. Şöyle bakın burada kullandıklarımızın hepsi şöyle yan tarafına alternatif üniteleriyle birlikte yazılmış durumda. Deenter dediğimizde ve modify dediğimizde şimdi diyelim ki bunun değişik boylarda 2 kat scale olarak üretilmesini de istiyorsunuz. Ve de tekrar deenter deyip modify deyip şuradan bunu da desimal yapalım tekrar. Okey deyip close deyip. Şimdi bunun öyle bir yani şöyle de üretebilirsin diyorum üreticiye. Birinci birimlerle bir üret 150-75 boy. Bir de 300 olan yani şu ölçülerin hep 2 katı olanlarla bir tane daha parça üret. İkisini üret ikisini de gönder şeklinde de kullanabiliriz. Deenter deyip modify diyorum. Şimdi şu round distance to'ya gelelim. Bakın bu normalde sıfırken şunun 33'e 66 olduğunu görüyorsunuz. Mesela bu sıfırken close diyeyim. 150, 300, 75, 150 şeklinde değil mi? Şimdi deenter deyip modify deyip round distance to der dediğimde 5 diyelim. Tamam mı? Okey diyeyim. Close diyeyim.
Şimdi burada değişen bir şey olmamasının sebebi şu. Zaten 5'in katı gibi çalışıyor. Şunu mesela 8 diyeyim. Okey deyip, close deyip. Bakın 8'in katı şeklinde. Yani şöyle bir şey. Bunu 2 ile çarpıyor ama aynı zamanda 8'in katı şeklinde ayarlıyor. D deyip modify deyip 9 dediğimde, 9 dediğimde yine bunu 2 ile çarpacak ama 9'un katı şeklinde olacak şekilde de yuvarlayacak. Close deyip 297 diyorum. Hesap makinesini açıp sağ tık quick calculator 297 pardon 297 bölü 9 dediğimde bakın tam bölündüğünü 33 olduğunu görüyorsunuz. Bu şekilde de onu da ayarlamış olduk. Modify deyip bunu sıfır deyip. Şimdi prefix, suffix bunlar hepsini öğrendik diye derste. Leading, trailing bunları öğrenmedik mi? Öğrendik değil mi? Önüne arkasına yazmak falan. Leading, trailing. Yani bunların hepsini öğrendik. Placement yerini altına mı koyayım? Bak şöyle tıkladım. Close dedim. Alt tarafına yerleştirdi. Bu da güzel bir gösterim şekli. Modify. Üst tarafta mı kalsın, yanında mı kalsın anlamında. Hepinize başarılar.